Ay bu çok çirkin lan. Güzel o. Çamaşır suyu benzeri bir şey ama yutabilirsin. Bununla karıştırıyoruz. Bunu ben mi süreceğim? Sen sür. Oğlum sürsün mü? Bu nasıl bir iş ya? Kadın olmak çok zor be. Erkekler ayda yılda bir koltuk altına oluyor. Ona da bakım diyorlar. Ne istiyor? Telefonu istiyor. Aaa ahraz. Son. Şahmeran gibi. Dikelt kaşlarını. Az bağırttır beni ya. Hangi sen alttan mı üstten başlayacaksın? Üstten başlayacağım. Nasıl nereden yani? Gireceksin? Alttan mı gireceksin? Üstten. Çekil biraz daha. Merhaba arkadaşlar. Bugün dudak dolgusu yaptırmak için buraya geldim. Aslında bunu vlog çekmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece dudak dolgusuna ihtiyacım vardı. Dedim ki madem yaptırıyorum bunun da çekimini yapalım. Belki hani faydalanmak isteyen arkadaşlar vardır. İzleyin. Eminim ki bununla alakalı çok fazla video var ama de bizden izleyin dedim. Çünkü izleyince göreceksiniz. Ha bu arada çok bağırabilirim. Çünkü benim canım çok tatlı. O kadar da zor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir ton kadın yaptırıyor bunu. Benim canım fazla tatlı. Hadi o zaman yallah. Oo. Kaldırmadınız mı hala? Lütfen bir... Arkada. Yani bir çekebilir miyiz suratınızdan efendim? Arkada. Zeynep Ergül. Neden bu ağzı böyle bu kızın? Konuşsana. Çünkü o konuşamıyor galiba değil mi? Doktor Bey. Evet. Ağzına... Ne yapıyorsunuz ona? Kaş kaldırma. Başka? Dudaklarını da bir şeyler... Badem göz yapacağız. Dudak dolgusu yapacağız. Başka ne yapalım? Sıra bana ne zaman gelecek? Sana gelmez sıra. Bir şey diyeceğim. Benim dudaklarımı neyle uyuşturacağım? Bana çağ verdin Emrah. Bana iğneyle mi yapacaksın yoksa bu sıvıyla krem. Mi yapacaksın? Sıvıyla yapacağım. Uyuşturucu krem. Kaç dakika bekleyecek? 20 dakika. 20 dakika. O zaman ben rujumu sileyim mi? Bence sil. O zaman ben gideyim de dudak rujumu sileyim. Dudağımla başka bir yerde ruj sürmem zaten çok mümkün değil. Bununla mı sileyim? Şu. Al şunu al. Onu değil. Şunu al. Bu ne? Allahu Ekber. Şey var ya bir tane. Bir tane adam var ya masada oturuyor, limonu getiriyor şöyle. Bu doğal batikon. Milletin saçına falan limon sıkıyor ya biliyorsun değil mi o adamı? Bilmiyorum. İstanbul'da çiğ köfteci bilmiyor musun ya? Sen biliyorsun değil mi onu? Geliyor böyle limonu sıkıyor milletin saçına, kafasına, çiğ köfteye. Sen nasıl bilmiyorsun o adamı millet, ya? Millet nasıl buna izin veriyor peki? Ya adam fenomen. Bana yapsan ya ağzına bir sıçayım onun. Ay bu çok çirkin lan. Güzel o. Çamaşır suyu benzeri bir şey ama yutabilirsin. Zehirlenmeyin yutabilir miyim? Hayır yutabilirsin sıkıntı yok. Oğlum, ağzın bak bu. Organik batikonu. Organik batikonu ne demek? Neden yapılıyor? Organik ne ya mesela bunun şeyi maddesi? Sodyum hipoklorit. Konuştu sayısalca. Silindi mi? Seko. Bak bakayım olmuş mu? Olmuş ya. Bayağı. Biraz daha şey. Çok çirkin bunun tadı. Tamam. Bu hizmetinizi beğenmedim doktor bey. Emrah bu arada benim yakın bir arkadaşım arkadaşlar. Çok iyi bir plastik cerrah olduğu için ailemizin estetikçisi mesela. Evet. Tamam geçti mi? Bak bakayım. Gitti mi? Tamam. Silmiyor az daha. Sil iyice sil. Silinmiş işte daha ne silinecek? Dudağımı mı yok edeyim? Tamam yeter bu kadar. Çok çirkin. Gel bana da sür. Gel bana da sür. Doktor bey! Ya ben kendim süreyim mi? Ama sür, çok çirkin de ben böyle duramam şunu ki. Şunu sür. Bak, ben onu sürüden konuştu nenem. Bu da bak bu benim da. Benim sana söylediğim. Bak. Bundan bende var bunu evde unutmuşsun. Bende unutmuşsun galiba. Bu ne? Bununla karıştırıyoruz. Bunu ben mi süreceğim? Sen sür. Oğlum sürsün mü? Bu nasıl bir iş ya? Sür sür. Bol bol böyle iyice yoğurt gibi. Şimdi uyuşturuyoruz. Bile uyuşmuş. Oha. Oğlum sen çok konuşuyorsun bak. Lan ben değil Dişah konuşmuyor ki onda da uyuşmuş. Dilim mi uyuşur? Hı. Değiyor dilim öyle. Dilim öyle değiyor. Bu korkuttu değil mi seni? Kapat. Ağzına mı? Dili değiyor. Aa, değiyor yine işte. Çünkü ben o konuda uzun. Tamam bu kadar yeter mi sence? Bu kızın daha fazla ağzında.
Dursun bak çok canı yanar. Hayır yani hani ünikler olarak onun daha fazla. Sana da sür dedim ben. Zannedin ki ona cimri gibi verdin, bir pıntik verdin. Bundan da mı süreceğim? Sür onu da boşalt. Aaa güzel kokuyor ha. Kendi... Çok çok güzel. Oha çok güzel kokuyor, kokla. Güzel değil mi? Yok o değil. Dolgu yaptırmaya giden kızların dudakları çürüdü. İnşaat silikonu ile yapmışlar ya, kadın dudağı çürümüş kız. Kadının dudakları düşmüştü. Tekste bakar mısınız? Konuşamadığı için yazıyor. Senin ağzına. Öyle yani. Al. Gülüyor mu ağlıyor mu anlamadım. Ay ben bakamam. İğneyi ben bakamıyorum, benim tansiyonum düşüyor. İki iğne daha kaldı, sonra bitecek. Azıcık uyusun da öyle bekle var. Kızın şu yanında şunlardan sürseydin ya. Yaptığım an uyuşuyor. Şunu mesela kıranla... bundan sonra iğneler sokacağım, hissetmeyecek hiçbirini. 5-6 tane iğne sokacağım. Çiçeklerimiz derler çileni. Dur dur. Abi birazdan benim ağzım açılacak biliyorsun. Son. Abi benim boğazım uyuşacak galiba, yutulamıyorum. Ne istiyor telefon? Al, al. Dur bakalım. Artık ama bu işlemi yaparken hareket etme. Tamam mı? Gülüşah hissediyor musun? Acımıyor. Çünkü uyuşturuldu şu an tamamen hissettiği için bence o şeyini. O yüzden reaksiyon geçişleri. Geçişleri bu iş için bir de başka doktorlara da gidiyorlar Emre. Medikal estetik. Biz kurs veriyoruz onlara. Onlar gidiyor. Benim başıma şöyle bir şey geldi. Kendi yağıma alerjim çıktı arkadaşlar ve anında hani müdahale edildi. Farklı yerlerde yaptırmayın. Gerçekten alerjik reaksiyon gösterdiği zaman bir tarafa naşlatır sizi yani. Canım Emrah'ım bana biraz güldü. O senden korkmuştun tabii. Çekmemiz gerekiyor yani. Kaçta. Elinle yaptığın hareketi yapıyoruz. Bak bunu yaparsan kaşların yamuk olur. Tabii hareket ediyor. Kafa durmuyor ki sürekli. Nasıl şöyle? Bak bakalım şekle. Nasıl istiyorsun? Şahmeran gibi. Dikelt kaşlarını. Şu çentiklenmelerin olacağını söyledim. Bunlar masaj yapacaksın, bir haftada geçecek. Kalkülünü kapatırsın. Bunlar şu an ödemlendi, şişti. Hepsi gidecek onlar. Hı hı. Ne zaman? Hı. Bir hafta hayatım. Kamerada mıyız? Baksana şu görüntüye bak. Dudak acıdı mı? Şuradaki kıza bak. Şuradaki kıza bak. Şu kız sonrasını gösteriyoruz. Şu kıza bak. Ağzıma da sıçmayacak halim. Allah Allah. Yüzümde de tükürülmez değil yani.
Sana gösteriyorum şimdi. Berna. Bak aradaki farka bak. Sen böyle öncünü çekmedin. Çekeceğiz. Ne yapın? Farka baksana. Biliyorum farkını. Yıllardır da gördüğüm dudaklar. Bak önce sonrası. Kız. Bak. Evet. Ay Dişak şimdi git bunu hayırla. Kaş insan ne kadar değiştiriyor ya. Baksana değil mi? Lan bebek bu oldu ha. Kaş değiştiriyor tabii. Oldu. Gülme gülme. Şimdi sıra bana geldi. Mutlu son. Berna'ya geçelim artık. Berna. Aha bir şey diyeceğim. Kanilin gerçekten yok mu? Yok. Ama sen biliyorsun ki ben iğneyle çığlık çığlığayım. Sildin mi güzelce? Sildim. Yala bir dudaklarını da. Parlak çıksın. Resim çekeceğiz. Yalanırken de yani gerçekten. Bir şey diyeceğim. Dudaklarımda var. Dilime geldi. Gırtlağımı uyuşturursa yutkunamam değil mi? Hayır şu anda yaladım direkt. Görmedik ya hiç bu zamana kadar literatürde. Tamam hadi gel. Bir şey diyeceğim benim dudaklarım şişmiş zaten. Şiş değil öyle hissediyorsun. Hayır sizce de şiş değil mi? Değil. Değil mi? Değilmiş gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız ama normalde zaten bir tık dudaklarım olduğu için şekil vermek istedi doktorumuz. Nasıl bir şekil vereceğini dikkati dağılmazsa anlatacak. Şimdi senin üst dudak problemin var. Senin ve başkalarının da üst dudak problemi olabilir. Dolayısıyla üst dudağı biraz daha fazla vereceğiz. Ben her zaman üst dudağı daha fazla veriyorum alta göre. Üst dudağı alta göre biraz fazla vereceğiz. Altın oranına çok yakın bir yüz ifaden var. Gülüş tasarımı yapacağız aynı zamanda. Hadi bakalım. Burun, üst dudak, alt dudak, çene ucunu bir orana göre yapmamız orada gerekiyor. Orada kalacağım değil mi? Şöyle olacağım değil mi? Eskort dudağı yapmıyorum ama o tarz dudaklar çok güzel. Böyle bir tabiri var mı gerçekten? Var. Yapıyorum bu arada. Çok eskort seksçisi hastam var. Olağanüstü diyor ki hocam yürüyen dudak olayım istiyorum diyor. Önce dudaklarım girsin diyor kapıda. Bunlara yapıyorum bu şekilde. Bu arada biz Emrah'la bir video çekeceğiz. Yüksek ihtimal bunu belki formata da çevirebiliriz. Emrah sadece dudak botoks falan yapmıyor. Aynı zamanda cinsiyet aynen değiştirme operasyonları evet da yapıyor. Ve bazı hastalarını alıp böyle hem röportaj hem de sohbet tabii muhabbet sürecine işleyeceğiz. Aynen öyle. Türkiye'de en çok cinsiyet değişim ameliyatını yaptığımız doğrudur. Aynen. Şöyle bir gül bakalım. Dişlerini göster. Çirkin gül. Aynen. Ben Şaban diş gibi ve dudak aşkım ben güzel okuyorum. Güldüğüm için çirkin gülemiyorum. Gülemiyorum ya. Evet şu tarafta biraz şey var. Tamam. Evet yatıyoruz başlıyoruz. Asla da hazır değilim. Kalpler kırık. Az bağırtır beni ya. Ben normalde çok bağırıyorum. Zaten canım çok tatlı. Her şeye gel böyle reaksiyon veren miyim? Gel bakalım hayatım gel. Gel buraya. Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten geriliyorum ben ya. Çok yavaş gerçekten sokacağım. Gerçekten geriliyorum. Çok yavaş sokacağım. Hiç asla hissetmeyeceksin. Kameraman, kameraman oradan geliyor. İğnemiz çok ince bir iğne. Saç kılı kadar. Ben botoks iğnesiyle yapıyorum bu olguyu. Bakayım. Emrah bir şey diyeceğim bak. Dur ben yapacağım zaman söyleyeceğim sana. Bu arada Emrah benim yakın arkadaşım o yüzden bu kadar samimi konuşuyoruz. Aynen. Hissediyorum bak buraları ben. Yani dudak hatları çok iyiymiş ya bu arada. Evet. Kontürü çok iyi. Herhalde. Kendine gel. Üstte alta göre biraz fazla yapma. Bak senin üstte şuralar çukur. Bak bak senin şuralar boş görüyor musun? Oralar dolduracağız. Benim buralarım niye böyle böyle oluyor? Boş ver bak. Şuralar boş. Oralar alt dudağım mı? Hayır üst. Ha. Bak şöyle bak. Ha, öyle dur dişin gözüksün. Bak şurayla şurası boş görüyor musun? Göstereyim şöyle batırmadan. Bak. Bak görüyor doktor, musun? Işte, görüyorum. Yine yaklaştım o gözümün görüyor içine. Görüyorum. Allahu Ekber. Sen bana bırak. Sana bırakıyorum ama ben çok geriliyorum. Sakin bak ayaklarıma ya bakar mısın? Evet. Gözüme dolga. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şu an asla ikinde zan okundu mu şey? Yassı mıydı pardon? Yassı okundu mu? Hepsi okundu şu yas, an. Şimdi şeye ezan geldi. 12'den sonra hangisi? Hangisinden başlayacağım? Alttan mı üstten mi? Vitir namazını kılacağız. Üstten başlayacağım. Aa! Bir dakika sakin. Sakin bak ol, onu ne güzel işin bitti senin ya. Ya bak kız senden daha panik. Bir de tabii panik atak. Apple Watch bile bana yardımcı olabilir.
Kafam geriliyor. Tamam, normal. Bir şey diyeceğim. Acırsa yumruk atabilir. Evet. Kafam yanıyor. Bir dakika, bir dur kardeşim. Abi kendin yap. Hangisi ama alttan mı üstten başlayacağım? Üstten başlayacağım. Kontür yapmayacağım ama, değil mi bana? Hayır. Sadece fıs fıs yapacağım, iki fıs. Sen bana bırak. Kontür yapacağım da keskin yapmayacağım. Konturum zaten. Ne? Allah ekber. Çığlık ya, daha sokmadık. Tamam işte, o yüzden şu an korkuyorum. Soktuktan sonra bir dakika. Bir dakika, ben şu an çok geriliyorum. Neden böyle oldum bilmiyorum. Ya sen bana asla rahat olsana. Asla da böyle bir insan değil. Dolgu açtım, parasını alırım her türlü. Her türlü parasını alırım her türlü. Dolgu açtım. İçini hissediyor muyum bakayım? Ay, içinde hissediyorum vallahi Emre. Nereden gireceksin? Alttan mı gireceksin? Üstten. Üstün altından mı gireceksin yani? Ya ne yapacaksın sen, nereden gireceksin? Çok acıcak biliyorum Emre abi ya. Seni bayağı uçturduk. Bir dakika. Şu an pozisyon alamıyorum. Tek zorlandığım bölüm de burası değil gerçi. Pozisyon, evet. Emrah şu an niye hazır hissetmiyorum kendimi hiçbir zaman. Sakin ol. Ben çok gerildim şu an. Bak, tamam, veriyorum şu an. Tamam. İçindeyim şu an. Allahu ekber, Allahu ekber. Selam. Oo. Allah. Oo, tamam çıkar, yeter bak bence bu kadar. Bence yetti bu kadar. Çok oldu bir de o. Tamam. Aa. Tamam, bir dakika. Orası dur, yamuk olacaktı. Dur lan. Yemin ediyorum, yamuk olur. Benden günah çıktı. Bak. Benden günah çıktı. Dudak senin. Çek biraz daha. Yayınla abi. Bu ne? Sadece sesi. Ayaklar da yayınla. Bu benim açımdan. Hadi bak şey, yalnız unutuyorum nereye verdiğimi. Onu da söyleyeyim. Hmm. Valla sonuç sen kötü sen olur. Gözü korkuta korkuta. Sonuç kötü olur. Yemin ediyorum kötü olur sonuç. Ne yapıyorsun? Kanıyor. Yok yok. Bastık böyle. Yok. Berna yapamayız. Yemin ediyorum yapamayız. Tamam. Berna, benim dudak daha az ödemli oldu sanki ilkine göre. Bana mı öyle? Ay. Dur. Yemin ediyorum, dur bak. Gülme Berna. Tamam, yeter. Yeter Emre, bence çok oldu orası ya. Hadi. Böyle komple bayılmalı. Bir dakika. Nasıl komple bayılsam gerisini düşünemiyorum. Ay ne artık güzel olur Emre. Kafan niye burada? Salak. Nereden gir? Üstten mi giriyorsun? Sus. Ya sana ne? Sus artık. Atlamla üstten mi? Tamam. 5, 4, 3, 2, 1. Diş etime mi girdi lan o? 5. He. Emrah, tamam. Seni gözünü çekeceğim birazdan. Yürekleri su serdi. Ooo, fevk ver. Tamam, dur, hayır, bir, çok dur, sıktım okurayım. Bekle be. Kız yoruldu şu da, adam kafa dikti. Dakika, ama öksürmem lazımdı. Öksüreceğim. Dur. Gıcık oldu. Tükret, öksür. Tamam, hadi devam. Ya şu. Ya gelmiş olmaz. Ağzıysa madem. Kendi elini kendi tutma. Devam. Sus artık. Artık sus. Dur bakayım. Hiçbir hareket etme ya. Basmayacağım. Üstte mi devam edeceğim? Bak, asimetrik olacak dudağın. Bir aynadan göstersene bana. Bu şartlar altında yaptım. Dudağın sonrasını size göstereceğim arkadaşlar. Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani bu. Yani hayır. Son halindeki simetriyi göreceksiniz. Bu şartlarda yaptığım dudak ne kadar güzel çıkacak. Her şartta biz bombeti yani yaparız tabi. Dişah niye gittin? Tamam. Tamam. Oralı çok yapınca benim dişlerim görünmez ki. Çok acımadı değil mi? Çok acımadı. Diş kıvırdı ama diğerinin aynı tarafı simetrini yapacak. Thank you.
Buradan geliyor zaten. Aynen şu. Zaten lip filler ya. Lip filler. Lip dudak demek zaten. Aynen aynen. Buradan geliyor olabilir bak. Al bak bakalım. Hazır mısın? Bak. Alt nasıl? Alt çok iyi değil mi? Hemen böyle yaptıramıyorum, boşa gidiyor. Bu alt çok iyi oldu ya. Benimki. Altı zaten ne verdiniz? 0.5,2. 4 noktaya verdim. Ya, hayır yani, şöyle CC olarak. Çok bir şey vermedin mi? Hayır verdim. Çok vermedim ama iyi oldu. Ay kızlar. Hadi siz de sen de. Nasıl? Bak bakalım. Şuraya eksik, bura fazla, yamuk yumuk. Anlamam herhalde. Nasıl? Şu an şey yok. Dişa? Bir aynada baksana. Ay tamam, evet. Güzel bir. Ama çizgilerim mi kaybolmuş? Benim kontrollerim sanki kaybolmuş. Öder misin şu anda? Yok, yaptım işte bir tepki vermiyorum. Buna kızmıyorum ben orada. Yoksa şeytan kızdan sonra. Çekerim, alır mı isterim? Sen var ya, gerçekten çok iyi oldun Dişa ya. Nasıl olduk acaba? Arkadaşlar gerçekten şu anda bu samimiyetin tek sebebi Emrah'la çok yakın arkadaş olmamız. Dolgu yaptırmak isterseniz. Dolgu, botoks, kol kopukluğu, bacak kopukluğu, her şeyi yapıyor çocuk. Evet doktor Emrah Bey. Benim ne dudağımın kadar? Bir adı var mı mesela? Ve kaç cc harcadın? Afrodit dudağı 0.8 cc harcadık. Size 1 cc, 1.1 hatta. Afrodit dudağıymış ona. Aynen, göre. 1.1. Santorini dudağı ama ikisi farklı, ağız yapınız farklı, ağız çerçeveniz farklı. Mesela senin üst dudak kontürün Eros yayı, aşk üçgeni diye ifade edilir. Bir mesela sende çok belirgin zaten. Değil. O yok, da yokmuş. Yok. onu yapsaydın keşke, yapılıyor mu? Yapılabilir. Niye yapmadın? Hadi yatın tekrar devam. Aha, bence de yapılabilir. Üste kontür istemediğin için yapmadım. Burası daha belirgin üçgen ama sana bence bu daha güzel oluyor. Daha güzel yakışıyor. Şimdi dudak yapın yuvarlak. Sadece ortada o Eros yayın üçgen yaparsak çok göze batar. Mesela burada belirgin. Neyi belirgin? Üstü mü? Aynen senin iyisin. Onu belirginleştirdim. Masaj yapacaksınız bu arada. Evet, o masaj kısmı da var. Benim dudak dolgumdan sonra sigara, alkol, her şey serbest. Ve mutlaka yapılması gereken bir şey var. Masaj. Masaj. Hayır. Öpüşmeyi. İlk 3 gün yoğun bir öpüşme istiyorum ben. Nereden bulalım istiyorum? Çünkü öpüşüldüğü zaman o verdiğimiz dolgular normalde şöyle bir özelliği var. Olabilir. Hiç cıva gördün mü, sıvı cıva? Hep görürüm. Mesela döküldüğü zaman dağılır sonra bir araya gelir ya. Dolgunun böyle bir özelliği var. Bir araya gelir, topak topak olur. Masaj yapılmazsa yani. Masaj önemli. Masajı dağıtacaksınız. Öpüşmenin de masaj etkisi olduğu için. Ben biz mutlaka masajımızı yapalım bacım. Öpüşmeyi öneriyorum mutlaka. Öpüşürseniz en güzel bak. Bir de şu an belli bölgelerine belli kuvvetler uygulanıyor. Mesela üst orta, alt ortaya daha fazla kuvvetler uygulandığı için negatif basınç. Emme kuvveti. Asla anlamadığımız dilden konuşuyor şu anda. Yani hem literatür hem halkın anlayacağı dilden. Dolguları o bölgelere topluyoruz. Ama homojen bir şekilde. Aslında tam doğal dudağı o zaman yakalıyoruz. Peki kaşı nasıl yaptın? Kaş. Kaş gördüğünüz gibi. Ya çok... burada yapılma kısmında değil de Dişar şey kısmında çok acı çekti. Uyuşturma kısmında. Bu. Evet. Çünkü verdiğimiz o lokal anestezik maddenin yakıcı bir özelliği var. İğneden sonra hissedilmiyor ses dışında. İğneden sonraki o tüm mesela kafatası derisinin altından ilerleyip kafatası derisini kaş kaldıran kası birbirine bağlıyoruz. Bunların hepsi kaslarım kalkıp derinin altında gerçekleşiyor. Şu bölgenin altında gerçekleşiyor. Yani kafatası kemiğine sıfır ilerliyoruz. Seda Sayan'ın yani yaptırdığı olayı yaptın şu an değil mi sen? Hayır, o orada dermatologların yaptığı veya
medikal estetikini yaptı. Benimki daha cerrahi, daha invazif. Onunki biraz daha non-invazif. Yani. Bu daha kalıcı aslında. Sen kimsin be diye. Kalıcı. Kaç sene gidecek onunki? İki. İki sene, okey. Sonra ne olacak? Sonra eski haline geri dönecek. Tamam ya, daha da yani bu erotik şey bakışı kaybedeceksin. Allah'tan 3-4 ay demedin diye. Düşmez, niye? Erotik bakışları kaybedeceksin. Dur, daha yeni kazandık. Şimdi onun tadını çıkarım, 2 yıl sonra düşünürsün. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Emrah'cığım. Ellerine sağlık. Ankara'nın balık burcu sempatik plastik cerrah. Bir dakika, burada kendimi tanıtıyorum. Balık burcu olduğunu anladım. Başa saralım. Balık burcu duygusal, romantik ve sempatik. Kırmızıyı çok severim. Dudaklar da kırmızı oldu. Bu arada dolgudan sonra dudak rengi 2 ton açılır. Yani dudak renklendirmesine gerek yok. Burada da mesela biraz morluklar olabilir. Normal. Rujun da çok güzelmiş bu arada. Emrah gerçekten bizim nazımızla oynayan bir doktor. Sonuna kadar önerebileceğim ama çok da keşfedilsin de istemiyoruz. Zaten zar zor yakalıyoruz. Keşfedilirsen bir daha bana ulaşamazsınız. Herhalde. Vermiş. Tamamında bir keşfediliş olsun o zaman. Bugünlük bizden bu kadar, evet. Arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like'lamayı unutmuyorsunuz. DR Emrah Köksal. Instagram değil mi Emrah? Instagram Emrah Köksal. Emrah Köksal kendisi. Ulaşabilirsiniz. Profilim kapalı, herkese açmıyorum. Okay. Ama takip edenlere hoşça kalın.